İyonyalıların hürmet gösterdiği ruhlardan hiçbiri ejderha kadar efsanevi değildir. Bazıları onun yıkımı temsil ettiğini düşünse de diğerleri onu yeniden doğuşun sembolü olarak görür. Çok az kişi bunlardan hangisinin doğru olduğunu kesin olarak bilir. Ejderhanın ruhuna hayat vermeyi başaranların sayısı onlardan da azdır. Ve aralarından hiçbiri bunu Lee Sin kadar iyi şekilde gerçekleştirememiştir. Henüz bir çocukken Shojin tapınağına gelen Lee Sin, ejderhanın gücünü kullanması için onu seçtiğini iddia ediyordu. Yaşlı keşişler yetenekli çocuğun içindeki alevi fark etse de felaketle sonuçlanabilecek dizginlenemez bir gururu da sezmişlerdi. Temkinliliği elden bırakmadan onu öğrenci olarak aralarına kabul ettiler. Ancak diğer öğrenciler ilerlerken hocaları ona bulaşıkları yıkatmaya ve yerleri süpürtmeye devam ediyordu. Lee Sin'in sabrı taşmaya başlamıştı. Angarya işlerle vaktini harcamayı değil, alın yazısını gerçekleştirmeyi arzuluyordu. Herkesten habersiz gizli arşivlere girerek ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurabileceğini anlatan kadim el yazmaları buldu ve öğrendiklerini bir dövüş dersinde sergilemeye karar verdi. Ejderhanın hiddetini küstahça serbest bırakmasının ardından tek bir tekmesiyle tecrübeli hocasını felç etti. Yüreği utançla dolan ve haddini bilmezliği yüzünden tapınaktan kovulan genç adam hatasını telafi etmek için yollara düştü. Aradan yıllar geçti. Lee Sin uzak diyarlara yolculuk ederek dara düşenlere yardım elini uzatıyordu. Nihayet Freljord'a ulaştığında vatanının ilkel hayvanlarının gücünü kullanan Udyr adında bir yaban adamıyla tanıştı. Bu ruh gezgini içinde birbiriyle savaşan güçleri kontrol etmekte zorlanıyordu. Ve Lee Sin ejderhayı kontrol etmenin mümkün olup olmadığı konusunda şüpheye düşmüştü. Ruhsal anlamda rehberliğe ihtiyaç duyan bu iki adamın arasında çabucak bir bağ oluştu. Ve Lee Sin, Udyr'i onunla birlikte evine dönmesi için davet etti. Noxus İmparatorluğu'nun İyonya'yı işgal ettiğini duyan ikili, kelimenin tam anlamıyla yıkılmıştı. Bütün eyaletlerden keşişler Hirana'da, dağların tepesine inşa edilmiş mabetlerini savunmak için geri çekilmişti. Lee Sin ve Udyr burayı kuşatma altında buldu. Noxuslu askerler Hirana'nın geniş salonlarına kadar ilerlemişti. Udyr hemen hücum ederken Lee Sin bir anlığına duraksadı. Eski akranları ve hocaları birer birer düşman kılıçlarına yenik düşüyordu. Hirana'nın irfanı, Shojin ve İyonya'nın kadim kültürünün koca bir bölümü yitip gitmek üzereydi. Başka çaresinin kalmadığını anlamasıyla birlikte ejderhanın ruhunu çağırdı. Devasa ateş dalgası bir anda etrafını sararak derisini kızarttı ve gözlerini dağladı. Vahşi bir güçle dolan Lee Sin, sert yumruklar ve süratli tekmelerle işgalcileri yere sererken, kontrol edilemez ruh her bir darbeyle biraz daha parlak ve yakıcı hale geliyordu. Sonunda keşişler galip gelmişti. Ancak Lee Sin'in düşüncesiz eylemlerinin ardından tapınak harabeye dönmüştü ve gözleri bir daha asla göremeyecekti. Kör karanlığın içinde tek başına kaldığında nihayet hiçbir faninin ejderha ruhuna tam olarak hükmedemeyeceğini anladı. Dünyası başına yıkılan Lee Sin gözlerinin etrafına bir bez parçası sararak düşe kalka patikalardan aşağı yola koyuldu. Ancak hayatta kalan alimler ona izin vermedi. Gücü olan tutkusunu geride bırakmasının ardından bu gözden düşmüş öğrencileri her şeye en baştan başlamaya hazırdı. Keşişler geçmişteki kibrini unutmasa da ona bir çıkış yolu sundu. Ejderhanın hiddetinin ölümcül ve tahmin edilemez olduğu doğruydu. Ancak alçak gönüllülükleri sayesinde bunu hak eden faniler ejderhanın yakıcı doğasını dengeleyerek zaman zaman onu kontrol edebilirdi. İçi büyük bir minnettarlıkla dolan Lee Sin, keşişlerin yanında kalarak tapınağın yeniden inşa edilmesine yardım etti. İşler bittikten ve ruh gezgini yeniden Freljord'a döndükten sonra ise kendini tamamen aydınlanmayı aramaya adadı.
Noxus Savaşı'nın bitişini takip eden yıllarda İonya'daki rolü hakkında meditasyon yapmayı sürdürdü. Vatanının dertlerinin daha bitmediğinin bilincinde olan Lee Sin, gelecekte ortaya çıkacak düşmanlara dur diyebilmek için hem kendine hem de içindeki ejderha ruhuna hükmetmek zorunda.